TV100 ekibi Marmaris'te sayın seyirciler. Yangının çıktığı bölgede Marmaris'te orman yangını da 2 gündür sürüyor. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. TV100 muhabiri Ceren Meriç alevlerle mücadeleyi yangın söndürme helikopterinden takip etti. Evet, Marmaris'teki yangın halen devam ediyor. Şu anda biz de helikopterle bölgeyi görüntülüyoruz. Kameraman arkadaşım Yusuf Öğüt ile birlikte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Girişçi bugün bölgede incelemelerde bulunmuştu. Birçok alan küle döndü. Şu anda da bölgeyi görüntülüyoruz. İşte o yangınla birlikte küle dönen alanları görüntülüyoruz. Şu anda Uzunöz mevkiinde yangın halen devam ediyor. Sol tarafta kameraman arkadaşım Yusuf Öğüt sizlere görüntülüyor. Helikopterle şu anda bölgeyi görüntülüyoruz. Bölgeyi inceliyoruz. Dumanlar birçok alanda yer yer görülüyor. Birçok alan kontrol altına alınmış olsa da şu anda halen devam eden bölgeler var. Havadan müdahale ediliyor. Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada Bakan Kirişçi, önce onu aktaralım. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi bugün yaptığı açıklamada yangın bölgesinden 247 kişinin tahliye edildiğini söyledi. 12 uçak ve 45 helikopter alevlere müdahale ediyor. Havada hava trafiği oldukça yoğun. Bölgeye karadan ulaşım zor olduğu için havadan müdahale ediliyor. İşte biz de şu anda havadan bölgeyi görüntülüyoruz sizlere. Birçok alanda bakın dumanlar yükseliyor. Hem sol tarafta özellikle Uzunöz mevkii, Değirmen Yanı bölgesinde birçok ev tahliye edildi. Yusuf, karşı tarafı şöyle görelim. Karşı tarafta bakın dumanlar halen yükseliyor yer yer. Söndürme çalışmaları her ne kadar devam etmiş olsa da belli aralıklarla rüzgarın da etkisiyle yangın halen etkisini gösteriyor. Bunu söyleyebiliriz. Soylu, Marmaris'teki yangın tek seferde 7-10 ton su atarak TSK helikopterleri de göreve başladı dedi. Biz de tekrar aktaralım. Ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını söylüyor ve Soylu şunu da söyledi. Gece görüşlü helikopterler bugün ya da yarın yangın bölgesinde uçuşa başlayacaklar dedi Soylu. Bir de sabotaj ihtimali üzerinde duruluyordu. Marmaris'teki yangının çıkış nedeniyle ilgili bir şüpheli var dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kendisi de bölgede helikopterle incelemelerde bulunmuştu. Şimdi bizler de yine basın mensuplarıyla birlikte helikopterdeyiz ve bölgeyi, bölgedeki görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Bakın birçok alan küle dönmüş durumda şu anda. Görüyorsunuz yaklaşık, Bakan Kirişçi de açıklamıştı, 3000 hektar alan etkilendi bu yangından. Şu anda görüyorsunuz dumanlar birçok alanda görülüyor, etkisini gösteriyor diyebiliriz. Evet, çalışmalar devam ediyor. Yangın hala devam ediyor. Bakın bir tarafı deniz, bir tarafı yeşil, ancak şu anda küle dönmüş durumda. Hordumet bölgesinde başladı. Değirmen Yanı bölgesinde de etkisini artırdı ve o bölgede birçok ev tahliye edildi diyebiliriz. Şimdi helikopterle size bölgeyi gösterdik kameraman arkadaşımla birlikte. Şu anda evet tam olarak bölgeyi görebiliyorsunuz. Bir taraf deniz, sol taraf yine küle dönmüş durumda. Hem Dördübet bölgesi hem Değirmen Yanı bölgesi ve şu anda da yangının devam ettiği bölge Uzunöz bölgesi diyebiliriz. Bölge duman altında, halen tam olarak kontrol altına alınmış. Bunu söyleyelim, evet şimdi görüyorsunuz yemyeşil alanlar şu anda siyaha büründü adeta. Onu söyleyelim. Şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öğüt sizlere de görüntülüyor. Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadeleri değer verdi. Gece görüşlü helikopterler bugün ya da yarın yangın bölgesinde uçuşa başlayacaklar dedi. Onu söyleyelim. Yangının peki ne durumda, ne zaman kontrol altına alınacak? Merak ediyoruz en çok. Bakan Kirişçi'nin biraz yüreklere su serpen bir açıklaması oldu. Yangın akşama doğru kontrol altına alabiliriz dedi Bakan Kirişçi. Evet, şu anda manzarayı, son durumu bir kez daha sizlere görüntüleyelim. Sol tarafta küle dönmüş durumda. Uzunöz bölgesinde belki de